Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta kara mayınlarını konuşacağız. Kara mayınların yarattığı sorunları Türkiye'nin yerine getirmediği iki ülkeyi konuşacağız. Konuklarımız var ama her hafta olduğu gibi hangi hak ihlalleri olduğu ajandamızı izliyoruz. Sonrasında konuklarımıza devam edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. TÜİK'in ardından Diskar'da işsizlik raporu açıkladı. Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 3 milyon arttı. Rakam 10 milyonu aştı. Cinsiyete göre işsizlik sayısında ise kadınların oranı erkeklerden daha yüksek çıktı. AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şen Yaşar'ın saldırıda yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'la birlikte Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle başlattığı nöbet eylemi 41 gündür sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 301 madenciye ilişkin davada yargılamaya yeniden başlandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi daha önce verilen mahkumiyet kararını bozarak sanıklar hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesini istemişti. Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 24 Mayıs'a ertelendi. PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı Türkiye'deki cezaevlerinde 27 Kasım 2020 tarihinde başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemi 143. gününde sürüyor. Acil görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa İnfaz Hakimliği ve Adalet Bakanlığı'na 20 ayrı başvuru, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'ne ise 2 ayrı başvuru yapıldı. Ancak yapılan başvurulara karşın bugüne kadar yüz yüze bir görüşme sağlanmış değil. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ana davasına bakan mahkeme, dosyanın Kobane davasıyla birleştirilmesini istedi. Demirtaş ise dosyanın Kobane davasından ayrılmasını talep ediyor. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hakim karşısına çıktı. Gazeteci İdris Sayılgan ve Naci Kaya beraat ederken Buse Söğütlü'nün davası ertelendi. Evet, Türkiye'de 10 yıllardır kara mayınları hem yaşam hakkı açısından büyük bir sorun hem de güvenlik açısından büyük bir sorun. En son geçtiğimiz hafta Şırnak'ta ikisi çocuk bir çoban hayatını kaybetti. Biz de bu konuya yoğunlaşacağız. Türkiye'nin neden kara mayınlarına ihtiyaç duyduğunu, neden mayınları toparlamadığını ve yarattığı sorunu konuşacağız. İki konuğumuz var demiştim. İlk konuğumuz HDP Şırnak Vekili Hasan Özgüneş. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar, saygılar. Ve Diyarbakır Barosu'na avukat Mehmet Emin Gün. Emin Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkürler. Önce Hasan Bey'den başlamak istiyorum. Şırnak vekili olduğu için herhalde mayınların en çok kullanıldığı kentlerden biri Şırnak. Geçen hafta ikisi çocuk bir çoban hayatını kaybetti Hasan Bey. Önce olayı bize anlatır mısınız? Olay nasıl oldu? Tabii Şırnak Uludere ilçesinin Yenişli köyünün bir mahallesi var. Yekmal köyü denilir. Biz Hakkari'den dönerken hemen Nevroz günü 21.03 tarihinde oradaki karakolun hemen yanı başında bu iki çocuğun mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiğini öğrendik. Tabii bunun alel acele şeye götürmüşlerdi, hastaneye. Orada geride gördüğümüz köylerle görüştük. Şunu söylediler, yani mayın mıydı, bomba mıydı, tam bir bilgi sahibi olmadıklarını evet. İfade ettiler. Ama iki çocuğun da yaşamını yitirdiğini ifade ettilerdi. Bu zaten sonra haberlere de düştü. Yusuf Ata diye bir gencimiz 14 yaşındaydı. 16 yaşındaki Caner Sak da. Bunlar hayvanlarını otlatıyorlar o çevrede. Herhalde bir mühimmat olmuşlar orada.
merak edip bu nedir ne değildir derken yaşamlarını yitiriyorlar. Bir de dördüncü ayın birinde yine Sırnak Slopi ilçesinin Kösreli köyü var. Bu Hesana'da Kürt Türkçesi. Daha çok Asuri Süryani halkının yaşadığı ama daha önce boşaltılmış, sonra da birkaç aile yerleşmiş. Cemil Kaçar adındaki yurttaşımız yine hayvanlarını otlatırken mayı patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Şimdi şöyle Hasan Bey, ben lafınızı böldüm de, şimdi benim anladığım sizden mayınlar var. Sadece sınır bölgesinde yok mayınlar. Aynı zamanda şehir merkezlerinde, dağ başlarında, köylerde de mayınlar ve mühimmatlar var. Devlet neden böyle bir şeye gerek duyuyor? Yani şehir merkezine yakın alanlarda, köylülerin olduğu alanlarda neden kara mayınları var? Şırnak'ta veya diğer Kürt kentlerinde, sınır kentlerinde. Tabii bunu birkaç nedenle ifade edebiliriz. Yani Türk toplumunun özellikle Malazgirt Savaşı ile birlikte Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşmesi, sürekli komşularla savaş halinde olması, diğer halkların yerleşik alanlarını savaş yöntemiyle ele getirmesi, onlarda şöyle bir endişe ve korku yaratmıştır. Yani biz buna sosyopsikolojik durum diyebiliriz. Sürekli işte etrafımız düşmandır. Düşmansa düşmandan korunmanın yolları işte sınırlarımızı sıkı tutmak, içeride düşman, dışarıda düşman. Şimdi içerideki düşman Lozan, dışarıdaki düşman Lozan'la birlikte işte sınırlar Osmanlı'dan sonra yeniden çizildi. Suriye ayrı bir devlet, Irak bir farklı devlet, Osmanlı öyle derken bütün etrafı Yunanistan, Rusya'ya kadar her tarafı çevre komşular adeta Ermeniler dahil olmak üzere düşman olarak görmektedir. Her türlü tehlikenin kentlerine gelebileceği bu dış açıdan böyledir. İkincisi Kürt meselesi. Şimdi ben öğrenciyken arkadaşım sormuştu 70'lerde bir öğretmenimize, işte Fransızca, İngilizce, farklı dillerde müzik var da niye Kürtçe yok? Oğlum diyordu, bunu karıştırma. Kürt meselesi Türkiye'de kanserdir. Bir kanser olarak değerlendirir. Onun için her türlü şey yasaktır. Şimdi Kürt halkı Irak'ta, İran'da, Suriye'de, yani kendi coğrafyasında, Türkiye'de kendi kimliğini, kendi kültürünü, kendi kendini adem-i merkezi yöntemle yönetmesini esas alan bir halktır. Yani bu talep eden bir halktır. Dolayısıyla bu taleplerin hepsi silahla bastırılmıştır ve en masumane, en evrensel olan bir hak bile terörizmle, şakilikle, eşkıyalıkla yaptalanmış ve bu mücadeleyi sürdürenler de iç düşman olarak görülmüştür. Dolayısıyla bu korkudan dolayı hem Kürt şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde, karakol etraflarında, özellikle İran, Irak ve Suriye ile olan sınırlarda korkunç, yani 1 milyonun üzerinde mayın konulmuştur. Evet. Araziler işgal edilmiş, bu manada mayın vesilesiyle diyorum. Yani hem içerideki korku hem dışarıdaki korku, kendi kişilerinden korkma. Dolayısıyla böylesine bir yönelim gerçekleştirmiştir. Evet. Ben avukat Mehmet Emin Bey'e dönmek istiyorum. Biraz hukuki bir perspektiften bakma ihtiyacı lazım bu duruma. Türkiye'deki mayınların statüsü nedir Emin Bey? Yani bu mayınların her yere döşenmesi, işte dağlara döşenmesi, köylere döşenmesi, sınıra döşenmesi, bunun hukuki bir ismi var mı? Bir tespiti var mı? Şimdi aslında Sayın Vekil açıkladı biraz ama öncelikle şuna değinmek istiyorum. Bu coğrafyada
her an gökyüzünden kafanıza bombalar yağabiliyor. Bunu gördük Roboski'de. Yine yerin altında, toprağın altında herhangi bir mayın ya da konvansiyonel bir patlayıcıya denk gelebiliyorsunuz. Ve maalesef bu mayınla sınırlı değil. Savaş atıkları dediğimiz çok fazla patlayıcı madde var. Yine buna da denk gelebiliyorsunuz. Yani bırakın bu topraklarda özgürce yaşamayı, yaşamak bile artık maalesef risk bu şartlarda risk taşıyor. Özellikle mayınlı alanların, yani artık çocukların oyun alanlarına, insanların yaşam alanlarına kadar girmesi ciddi bir yaşam hakkı ihlali. Bunu kutsal olarak biliyorsunuz, yani şey bakarsak çocuk anlamında ben bir bakayım. Yani Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi yaşam ve gelişme hakkını ele alıyor. Ve Türkiye bu sözleşmeye taraftı. Evet. Ve inanın bu patlamaların son dönemlerde gördüğümüz örnekleri üzerinden en mağduru çocuklar. Çünkü çocuklar bu tür patlayıcılarla merak duygusuyla yaklaşıyor ve kurcalarken infilak etmesine sebep oluyor. Yine Ottawa Sözleşmesi var. Türkiye'nin 2003'te taraf olduğu, 1 Mart 2004'te de yürürlüğe giden sözleşmedir bu. Türkiye aslında 10 yıl içinde envanterindeki bütün mayın, para mayınlarını imha etme sözü vermişti. Yine toprağa, yani arazide olan mayınları da, yani depolarındakileri 4 yıl içinde, arazide olanları da 10 yıl içinde imha etme sözü vermişti. Ama yapmadı herhalde Türkiye bu sorumluluğu, bu taahhüdü yerine getirmedi. Maalesef 2014'te süreyi uzattılar ve 2022, yani 1 Mart 2022 itibariyle Türkiye aslında bu sözleşmeyi de yükümlülüğünü de yerine getirmemiş olacak aslında. Zaten bırakın 2022, mevcut durumda da Türkiye bununla ilgili herhangi bir adım atmış durumda değil. Bir eylem planı yok herhalde Türkiye'nin, yani bu mayınların toplanmasıyla ilgili bir eylem planı yok. Kesinlikle bir eylem planının olmamasının yanında süreç de şeffaf ilerlemiyor. Türkiye bununla ilgili gözetim raporları falan da yayınlanmadığımız kadarıyla takip, yani en azından bizim ulaşabileceğimiz bir gözetim raporu yok. Şeffaf da davranmıyor. Yine bakın 5900 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınır boyunca yapılacak mayın temizleme faaliyetleri ve ihale işlemleri hakkında kanun var. 2009'da Türkiye bu kanunu meclisten geçirdi. 5 yıl içinde Suriye sınırındaki bütün mayınları temizleme taahhütü vermişti. Ama Suriye'nin iç savaşıyla birlikte bu taahhütünü de askıya almış durumda. Devamla Milli Mayın Faaliyeti Merkezi kuruldu 2015 yılında. Bakın bu merkezin görevleri şunlar. Milli Mayın Faaliyeti Planı'nı oluşturmak, Milli Mayın Faaliyeti yayınlamak, mayın veya patlamamış mühimmat faaliyetlerini ulusal düzenlemelere ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak. Bizim bu merkezden haberimiz bile yok. Merkez kurulmadı büyük olasılıkla. Sadece kağıt üzerinde Türkiye taahhütte bulunuyor. Kesinlikle. Böyle bir merkez kuruluyor. Böyle bir merkezin kuruluşuyla ilgili yasa meclisten geçiriliyor ve çok ciddi görevleri olan bir merkezdir bu. Ama biz bu merkezin varlığından bile haberdar değiliz. Evet. Biz diyoruz, mayın bir insan hakları sorunudur. Mayın bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Peki Mehmet Emin Bey, ben şunu sormak istiyorum. Türkiye mayınlamaya devam ediyor mu hala, yoksa o da durmuş vaziyette? Türkiye'de mevcut durumda zaten Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olan devletler arasında mayın bulundurma açısından en yüksek, yani birinci sıradadır. Ülkede Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olan devletler içinde birinci sıradadır. Zaten çok fazla mayın var. Devam ediyor mu kısmı, dediğimiz gibi süreç şeffaf işlemediği için bunun takibini yapmak maalesef mümkün değil. Ama yaşanan olaylara baktığımız zaman, bugün son Şırnak'ta yaşanan olay karakola yakın bir bölgede oluyor. Yani devletin kontrolünde olan bir yerde, herhangi bir dağda taşta olmayan bir şey. Şehir merkezinde resmen, yani kent merkezinde, köy merkezinde. Karakol olduğu yerde oluyor. Ya bu aslında sizin de dediğiniz gibi böyle bir ihtimali çok
Yani aslında bu son olay devletin Ottawa Sözleşmesi'ne rağmen mayınlama işleminin devam ettiğini bize gösteriyor. Kesinlikle. Peki Hasan Bey'e sormak istiyorum bu soruyu da. Şimdi devletin bir savunması var Hasan Bey. Bunlar bizim mayınlarımız değil, örgütün mayınları. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu söylemi? Ya şimdi Yemişli'de patlayan mayın bize gösterdiler. Yani askeri karakol köyün hemen içinde. Etrafı evlerle dolu ve etrafı tel örgülerle dolu. Çocukların el attığı o mayın el mi attılar, altında mı patladılar bize net bilgi vermediler. Ama tel örgünün hemen dibinde yani şimdi PKK oraya kadar gelip mayın döşeyemez. Gelebilmişse döşeyemez, mantığa da uygun değildir. Bu konuda karakol çevrelerinde ya da sınırda işte dedik 1 milyonun üzerinde mayın var. Bunlar PKK mi Suriye, Türkiye sınırına ya da İran, Irak sınırına döşedi? Bunun bir gerekçesi yok. Doğru da değildir. İkincisi, bugüne kadar Türkiye'nin temizlediği mayın sayısı bütün taahhütlere rağmen 25 bindir. Hala sadece sınırlarda var olan mayın sayısı 906 bindir. Yani şimdi bunu PKK'ye yüklemek Türk devlet siyasetinin klasiğidir. Yani yalanın gerçeğin yerine konulması hikayesi belki en çok Türkiye'de geçerli olan bir yöntemdir. Evet. Yalan tamamen siyasete hakim olmuş bir durumda. Gerçeklik neredeyse kaçak. Siz bir tweet attınız Hasan Bey. Türkiye bir an önce mayın imha eylem planı uygulamalı ve bununla ilgili mecliste çalışma da yaptınız. Ne demek istiyorsunuz burada? Türkiye'nin bir eylem planı olması mı gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Tabii ki yani şimdi bizim insanlarımız hem karakol çevresinde bugüne kadar onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Bakın 35 yılda 1409 insanımız yaşamını yitirmiş mayınlardan dolayı. 5432 kişi yaralanmıştır. Bu bir savaşta kaybedilecek bir sayıdır. İkincisi, sadece 2017'de 42 kişiden 23 tane çocuk. Evet. Ve bu 23 çocuğun vücudu öylesine hazin bir şekilde parçalanmış ki cinsiyetleri bile tespit edilemedi. Şimdi işte 1 milyonun üzerindeki var olan mayının 25 binini kaldırmışlar. Çok düşük bir rakam yani 1 milyon. Çok düşük bir rakam. 1 milyon üstü bir mayından bahsediyoruz. Türkiye 25 bini yani %5'i dahi olmuyor. 25 bini imha etmiş. Diğerleri hepsi duruyor. Şimdi bunlar her an yeniden can almaya devam edecektir. Evet. Bir de özellikle Suriye sınırındaki verimli topraklarda yerleştirilmiş. Mesela çokça söyledi, biz buraları boşaltacağız, işte tarım alanı olarak kullanacağız ama yıllar öncesine bu söylendi, yapılmadı. Şimdi evet. Bizim burada meselemiz şu, halkımız ölüyor. Çok verimli araziler engellenmiş mayın nedeniyle. Ondan sonra karakol çevreleri, yol güzergahlar, mesela çobanlar, işte vatandaş ormana gidiyor, ot biçmeye gidiyor, odun toplamaya gidiyor. Yani kırsal alanlarda köylüler bilirsiniz hareketlidirler. Her gün yeni olay ve olgularla karşılaşıyoruz. O açıdan AKP hükümetine çağrımız odur. Uluslararası kara mayınlarını temizleme örgütünün taahhütlerine, önerilerine uysunlar ve bu mayınları bir an önce ortadan kaldırıp verimli toprakları yoksul halk kitlelerine evet. vermeliler. Ben avukat Mehmet Emin Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Emin Bey, peki devlet neden bu taahhüdünü yerine getirmiyor? Güvenlik kaygısı mı, yoksa teknik sorunlar mı, işte mali sorunlar mı? Neden bu taahhütnameyi, yani mayınların temizleneceği sözünü yerine getirmiyor sizce?
Aslında güvenlik ve ekonomik kaygılar denmek mümkün. Yani arazideki mayınları temizlemek çok pahalı bir iş. Türkiye o yüzden aslında sınırdaki arazideki mayınları temizlemekten kaçınıyor. Ama asıl sebep ekonomik kaygıdan çok güvenlik kaygısı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye mayın sorununa, bakın ben az önce bir kanundan bahsettim. Suriye sınırındaki kanunla evet. ilgili ihale ve tarım arazisi diyor. Türkiye mayın sorununu zaten bir hak sorunu, insan hakları kaybı sorunu olarak görmüyor. Bir arazi sorunu, bir ihale sorunu olarak. Ama aslında yani bu bir insan hakları sorunu aslında. Evet, bu bir insan hakları sorunu. Bizim çabamız ve ısrarla dile getirdiğimiz nokta bu. Bu bir çevre sorunudur. Bakın, Anayasa'nın 56. maddesi de bunu diyor. Sağlıklı bir çevre yaratmanız gerekiyor devlet olarak sizin. Bizim şu an böyle bir imkanımız da yok. Sağlıklı bir çevre yok. Mayınlarla döşeli, savaş atıklarıyla dolmuş bir çevre var maalesef. Peki şeyi merak ediyorum ben, belki sizin bilginiz vardır. Şimdi ifade ettiniz, hem siz hem Hasan Bey, karakolun çevresindeymiş bu en son olay. Karakolun yakın bir noktasındaymış. Peki siviller orada mayın olduğunu anlasın diye bir uyarı levhası falan var mıdır? Şöyle, aslında Ottawa Sözleşmesi bunu da kapsıyor. Bilgilendirme yapılması gerekiyor, işaret konulması gerekiyor. Yine o arazilerde sivil girişini engelleyecek şekilde çitlerle, tel örgülerle çevrilmesi gerekiyor. Ama maalesef ayrıca bununla ilgili müfredata geçmesini talep ediyoruz. Aslında ama böyle bir şey de yok. Oradaki çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. Yani mayın nedir, nasıl bir şeydir, gördüğünüzde ne yapmanız gerekiyor, nasıl uzak durmanız gerekiyor, eğitimi de verilmesi lazım. Bakın bütün yaşanan üzücü olayların çoğunda çocukların mayınla oynaması, kurcalaması sonucu patlamış evet. Mayınlar var. Yani herhangi bir uyarı levhası yok, bilgilendirme yok, eğitim yok. Çocuk da tabii ki topunu alıp oynuyor orada. Yani bunu engelleyecek bir tedbir yok çünkü orada. Yani Türkiye aslında sadece kara mayınlarını temizlemek değil, hiçbir sorumluluğunu, Ottawa Sözleşmesi'yle birlikte hiçbir taahhüt ettiği hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Herhangi bir eğitim vermiyor, işaret yok ya da alan da çevrilmemiş. Peki, zaten bunun bir parti olarak bizim değil deyip geçiştiriyorlar. Peki işte ben tam oraya gideceğim. Peki bu mayınlardan insanlar hayatını kaybedince bir hukuki ihtilafa dönüşmüyor mu bu? Bu hukuki ihtilafta yani bu en azından failin veya kastı olanların veya ihmali olanların yargılandığı davalar yok mu? Elbette var ama hepsi cezasızlıkla. Bunun en önemlisi Ceylan Akol cezasızlıkla sonuçlandı maalesef. Devlet idarenin sorumluluğunu bile sosyal devlet sorumluluğu, objektif sorumluluktan dolayı yine orada parantez açıyor. Bakın Danıştay'ın bir kararını okumak istiyorum ben. Şöyle bir parantez açıyor. Diyor ki idare mahkemesi patlayan maddelerin astıyla, kaynağıyla ilgili olarak savcılığa vardığı sonuçları onayladıktan sonra terör eylemlerine bağlı sosyal risk ilkesini dikkate alarak sorumlu. Yani dolayısıyla askeri idarenin kusurlu bulunduğunu tespit edilmesine gerek yoktur diyor. Yani idareyi aslında yani idare dosyalarında bile idarenin kusurunu tespit etmiyor. Ben sadece o objektif riskten dolayı senin dosyanı kabul edebiliyorum ya da tazminatı ona göre veriyorum diyor. Evet. Bir kusur kabul durumu yok. Ceza peki, idare o mayınlar zaten bize ait diyor mu yani devlet? Yani kabul ettiklerinde bile genellikle kusuru iki tarafa yüklüyor. Sadece ben bu tazminatı da sana veriyorum ama hani bunda benim kendimi kusurlu olduğumu düşünme. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece objektif bir risk sorumluluğum var benim. Ben ondan dolayı sana bu tazminatı veriyorum. Aslında Danıştay'ın bütün kararları neredeyse. Burada zaten devletin kusuru kendine atfetmediği görülüyor. Ceza dosyaları zaten maalesef hiçbirinde yani bir ceza durumu yok. Cezasızlıkla sonuçlanıyor. Ceylan Okul dosyası bundan bunun en bariz örneğidir. Evet. AİHM'in bununla ilgili bir kararı var. Aslında çok önemli bir karar. Paşa buyurun. Ve Erkan Erol, Türkiye 2006 kararı. Orada özetle şunu diyor. Mayınlı bölgenin köylülerinin genellikle hayvanlarını otlattığı, köyün ortalığı ortaklığı olduğunu bildiriyor. Bakın burada hepsini okuyamayacağım ama AİHM çok net özetliyor. Devletin sorumluluğunun nerede başlayıp nerede bittiğini. İşaretleme yapmadın diyor. Çevreyi çiftle çevirmedin diyor. Zaten oradan itibaren devletin sorumluluğu
başlıyor. Yani o araziye mayın koyan da, işaretlemeyen de, işte çitle çevirmeyen de devletin kendisi. Bu açıdan oradan sıyrılması imkansız gibi. Maalesef, ama ona rağmen devletin, yani iç hukukta idarenin bile kusur attığı genellikle çocuğa. Yani 10 yaşındaki, 12 yaşındaki orada oynamasaydı. Orada oynamasaydım diyor maalesef. Evet. Ben Hasan Bey'e dönmek istiyorum. Hasan Bey, şimdi mayınlar Türkiye'de edebiyata konu oldu, sinemaya konu oldu, sınırdaki mayınlar. Ama bir türlü bir çözüm bulunamıyor. Yani acaba siyasi partiler bu konuyu az mı gündeme alıyor veya başka bir yöntem mi belirlemek lazım? Çünkü yani 10 yıllardır Türk sinemasına baktığımızda birçok filmin konusu mayınlar. Edebiyatta öyle. Her yıl onlarca insan hayatını kaybediyor. Ya, hala mayınlardan. 2020 yılına geldik. Hala insanlar kara mayınından ölüyor Türkiye'de. Acaba siyaset bunu az mı gündemine alıyor? Ne dersiniz? Yani bu olay aslında Türk siyasi hayatının sosyopsikolojisiyle direkt alakası vardır. Ben mecliste de bunu dile getirdiğim için söylemek isterim. Buyurun. İktidar uğruna Fatih döneminde başlayıp 300 sene süren koltuğunu koruma amacıyla Şeyhül İslam'a kendi çocuklarını katlini vacip kıldıracak bir zihniyet bugün bile bu mecliste övgüyle, minnetle anılıyor. Devlet, mal, mülk, iktidar uğruna kendi babasını, kardeşini, çocuklarını öldürebilmeyi devlet adamlığı sayanlar. Şimdi bu gelenek geliyor. İkincisi, Cumhuriyet dönemi boyunca zaten ilk işte 40-50 yılı tek parti rejimi nasıl geçti herkes biliyor. İkincisi, 7 darbeden bahsediyoruz. Kendi başbakanlarını yine iktidar uğruna vezirlerini asabilen, denizleri biliriz. 80'lerdeki 50 devrimcinin idamını biliriz. Dolayısıyla darbeler, sıkı yönetimler, o haller, şimdi gelinen netice itibariyle iktidarda bir faşizm, bir diktatörlükten, tek adam rejiminden bahsediyoruz. Basının yok edildiği, ahlakın, dini inancın ölçülerinin yok edildiği, hukukun rafa kaldırıldığı bir yerde yani siz dile getirseniz ne olur, getirmeseniz ne olur? Binlerce kez biz bazı konuları dile getiriyoruz ama duyan var mı? Vicdan diye bir şey var mı? Şimdi evet, mesela bazı arkadaşlar kalkıyor. Bazı arkadaşlar bazen seslenirken ya sizin vicdanınız yok mu? Sizde adalet yok mu? Şimdi ben beklerdim AKP MHP ortaklığından biri çıksın desin ki kardeşim bizde vicdan aramayın. Bizde dini ahlak ölçülerini aramayın. Şimdi ben şöyle kişi olarak yaklaşırım. Kuzu karşısında kurttan merhamet beklemek faşistler karşısında hukuk beklemekle aynı şeydir. Vicdan beklemek aynı şeydir. Bugün Türkiye'de hangi sorun çözülüyor ki mayın sorunu zaten çözülsün? Ben de ona geleceğim Hasan Bey. Biraz sanırım Kürt sorunun çözümüyle mayın sorun çözümü bir iç içe geçmiş vaziyette. Çünkü Türkiye güvenlik algısı veya güvenlik kaygısı Kürt meselesiyle ilgili bir şey. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani aynen öyledir. Şimdi siz mesela bugün de bu işçilerin ödeneklerinin yükseltilmesiyle ilgili bir yasa tartışıyorduk. Kalkan vekiller sağdan diyelim iktidar olanlar, bu memlekette ezan susmaz, bu memlekette vatan şöyle olmaz, İşte ezanımıza göz dikenleri şöyle. Ya kardeşim, burada işçilerin 2 kuruşluk parasının arttırılması konusu işlenirken sen başka bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi burada Kürt sorunu, güvenlik meselesi olduğu müddetçe, yani biz diyoruz demokrasiyle Kürt sorunu birbiriyle yapışık iki ikiz gibidir. Kürt sorunu çözerseniz diğer soruları da çözersiniz, demokratikleşirsiniz. Ya da demokratikleşirseniz Kürt sorunu çözersiniz, işçilerin, kadınların, ekolojinin, emekçilerin, inançların, diğer kimliklerin sorunlarını çözersiniz. Ama
şöyle bir korku var. İşte Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Büyük Orta Doğu değişiklikleri, birçok ülkede sınırlar değişiyor. İktidarlar değişiyor. Kürt halkı başta olmak üzere birçok halk, birçok inanç, kadınlar kimliklerini talep ediyorlar. Daha rahat bir demokrasi, özgürlük, sosyal hayat, hukuk istiyorlar. Bunun öncülüğüyle Kürt halkı yapıyor. Dolayısıyla Kürt kimliği, Kürt sorunu nedeniyle Türkiye'deki faşist diktatörlük adeta korkudan bayılıyor. Yani yarın öbürsü gün iktidarımı kaybedersem ne olur korkusu içerisinde yaşıyor ve kaybedecekler. Evet. Onun için bütün meseleleri mayınla, tankla, herronla, mermiyle halledeceklerine inanıyorlar. Ama bu da beyhude bir şeydir. Evet. 40 senedir denilen bir olay yani. Tekrar Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Emin Bey, Avukat Bey'e. Siz Diyarbakır'da baroda çalışan bir avukatsınız. Sizin sivil toplum çalışmaları ve mayınlarla ilgili hangi aşamadan neler yapıyorsunuz? Biz 18 çocuk kurumu Diyarbakır çocuk çalışmaları alanı kurduk 2019'da, 2018'de. 2019'da da bir çalıştay gerçekleştirdik. Şöyle bir çalıştay, mayın savaş atıkları ve zırhlı araç çarpması. Aslında bu sorunu sadece kara mayınlarıyla sınırlamak çok... Tabii mühimmatlar da öyle. Aynı şekilde yine Efe Tektekin olayı var. Maalesef piyasana çok üzücü bir olay. Şehrin içindeki zırhlı araçların altında ezilerek ölen çok fazla çocuk ve sivil var. Yine 2013'te barış sürecinin bitmesiyle birlikte şehirlerde çatışmalı ortamın ve savaşın başlamasıyla birlikte çok fazla savaş atlığı var maalesef. Bunların inkılap etmesi sonucu yine yaşamını yitiren çok fazla sivil ve çocuk var. Biz bunların hepsini işlediğimiz bir çalıştay gerçekleştirdik ve onunla ilgili bir bilgi notu yayınladık. Zaten aslında çok kapsamlı bir şekilde ele aldığımız bir rapordu. Maalesef çok bir takibi yapılmadı. Yani bir olmadı. Bu anlamda bir gelişme göstermedi. Önerilerimiz de oldu bununla ilgili. Çeşitli önerilerimiz de oldu ama kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yani bir gelişme yok. Bakın az önce Hasan Bey de verileri verdi. Bu verilerin çoğu bizim kendi böyle kaynaklarımızdan edindiğimiz veriler değil. Türkiye'nin 2013'te süre uzatımı için verdiği raporlardan aldık. Türkiye kendisi bu verileri verirdi aslında. Evet. Kendi suçunu, kendi kusurunu kendisi ifade etti. 29 Mart 2013'te Türkiye Mayın Yasağı'nın açması 12. taraf devletleri toplantısında sundukları rapordan aldığımız verilerdir. Türkiye sınırlarındaki toplam mayın sayısı 906.497'dir. Yine Türkiye mayın tarlaları toplamı 1.003.943 dönümdür diyor. Yani bu bilgileri biz vermiyoruz aslında. Türkiye'nin 2000 kilometrelik sınırı var. 3,5 milyon dönümlük arazi mayınlı şu an. Evet. Bu verilerin hepsi Türkiye'nin sunduğu raporda olan veriler. Bu 2013 raporu. Bugün ne durumda olduğumuzu bilmiyoruz. Eğer bu mayınlar toprağa yerleştirilmeye devam ediyorsa şu an çok daha vahim bir tablo var. Ve sınır bizim için çok, evet sınırda da çok fazla kayıp var. Kabul ediyorum. Ama inanın şehrin içinde ve sivil alanda olan mayın ve patlayıcılar biz sivil kaybı daha fazla sebep oluyor. Evet. Daha fazla. Şimdi dersine bakın, bugün olan olaya bakın. Şehrin içinde. Şunu sormak istiyorum ben. Yani nihayetinde bu işin çözümü siyasetin çözmesi gereken bir sorun. Tabii ki hukuki birçok sözleşme söz konusu ama siyasetçilerin karar verip çözmesi gereken bir sorun. Siz bununla ilgili girişinde bulundunuz mu? Yani diğer siyasi partiler, HDP, CHP veya iktidar partisiyle yani bu mayın meselesini konuştunuz mu? Evet. Şimdi şöyle Mehmet Bey'e sormuştum ben de. Buyurun Mehmet Bey. Buyurun Mehmet Bey, buyursun. Buyurun. Ben açıkçası biz çocuk çalışmaları yürüten sivil toplum aktivistleri olarak siyasi partilerle çok bir araya gelmedik. Ama hazırladığımız raporu herkese sunduk. Yani kamuya açık şekilde ilanı yapıldı, paylaşımlar yapıldı, haberleri yapıldı. Ama özellikle bir partiye gidip bir sunumumuz ya da briefingimiz olmadı. Anladım.
Bunun siyasilerin işi olduğunu düşünüyoruz. Biz çalışıp sahada verileri toplar ve raporlama yaparız. Bu işi de siyasetçilerimiz yapacak. Çözmesi lazım. Ben de hemen Hasan Bey'e dönmek istiyorum. Hasan Bey, mecliste diğer muhalefet partilerine bu meseleyi anlatmıyor musunuz? Yani Kürt şehirlerinde, sınırlarda milyonlarca mayın var ve insanlar patır patır ölüyorlar. Bunu anlatınca nasıl tepki oluyor? Bu gündemleşmiyor mu mesela? Sadece iktidar partisi değil. CHP için de öyle, İYİ Parti için de öyle, Saadet Partisi için de öyle. Yani bu sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte aslında bilgilere ulaşmak, olay ve olguları açığa çıkarmak zor bir olay değildir. Ben bu bilgilerin her partide de olduğuna kesinlikle inanıyorum. Biz zaten dile de getiriyoruz. Yani Türkiye'deki sorunların tümü, çünkü çokça konuşuyoruz, fazlasıyla konuşuyoruz, fazlasıyla dile geliyor ve bütün muhalefet dile getiriyor. Yani İYİ Parti'den tutalım Saadet'e, CHP'ye, HDP'ye, herkes Türkiye'nin hemen hemen var olan her sorununu, yani denilebilir ki iğneden ipliğe dile getiriliyor. Fakat karşımızda duymayan, görmeyen, vicdanı kurumuş bir iktidardan bahsediyoruz. Yani düşünün, 2,5 senedir yüzlerce konu konusunda biz tartışmışız, dile getirmişiz. Yani bir virgülü bile değiştirmeye yeminliler, diyorlar siz söylediğiniz için doğru da olsa biz değiştirmeyiz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyorlar. Peki şeyi yani, ben sormak istiyorum Hasan Bey. Şimdi avukat Mehmet Emin Bey şunu ifade etti. Bu mayınlarla ilgili ölümlerde devlet mesuliyeti kabul etmiyor. Bir cezasızlık var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Türk devlet geleneğinde şu vardır. Devlet kutsaldır. Esas olan devlettir. Ve onun güvenlik güçleridir. Onların bürokratları ve o işi yürüten hükümetler vesairedir. Halk onlar için sadece hizmet erbabıdır. Mesela Cumhurbaşkanı ayaklar ve başlar derken neyi anlatmaya çalışıyordu? Devlete sahip olan baştır, diğerleri ayaktırlar. Diğer deyimiyle köledirler, tebaadırlar, Osmanlı anlayışı. Dolayısıyla onlar için önemli değil. Bugün mayınlardan ölenlerin 2 katı her sene iş kazalarında ölüyorlar. Ve her gün dile getiriyoruz. Gıkı çıkmıyor bu hükümeti. Tedbiri alınıyor. Düşünün. Tedbir almıyor. Trafik kazalarında İçişleri Bakanı açıklama yaptık. Ben komisyonundayım. Sadece ortalama yılda 7300 insan ölüyor. Yaralı 300 bin. Maddi meseleyi bir tarafa bırakır. Hükümetin aslında yönetme kabiliyeti yok. Kabiliyeti olmadığı gibi niyeti de yok. Aslında bu hükümet, onların varlığı Türkiye'nin sorularını çözme değildir. Kendi iktidarlarını devam ettirme ve var olan bili gelirden rantlarını fazlasıyla evet, alıp yandaşlarına vermedir. Yoksa sorun çözme gibi bir dertleri yok. Bir vicdanı olmayan, demokrasi anlayışı olmayan, demokrat olmayan, özgürlükçü olmayan, hukuku, uluslararası hukuku, kendi anayasa mahkemesini tanımayan bir zihniyet hangi problemi çözecek? Kime evet, değer verecek? Evet. Yani dolayısıyla görmedim, duymadım, bilmiyorum modundadırlar yani. Evet. Yoksa dile getirilmiyor meselesi değil. Aslında yiğidin hakkını vermek gerekirse HDP'de, CHP'de, İYİ Parti'de herkes kendi kulvarında alabildiğine muhalefetini yapıyor, birileri söylüyor. Evet. Ama dinleyen yok. Evet, ben tekrar avukat Mehmet Emin Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Emin Bey, peki bir hukukçu olarak, aynı zamanda bir sivil toplumcu olarak bu sorunun çözümü için ne yapmak lazım? Yani öncelikle Türkiye'nin
sözleşmenin gereğini yerine getirmesi gerekiyor diyeceğim ama bu çok artık namümkün bir olay. Afaki bir durum oldu yani artık bu. Bir gibi bir süre var ve yani sizin 17 yılda yapamadığınız şeyi bir yılda yapmanız çok mümkün değil. Zaten bu mayınları temizlemek de mümkün değil. En azından bu anlamda işaretlemeler, bilgilendirmeler... Haritalandırmalar en azından. Bunu bile yapsalar biz buna bile artık razı geliriz durumdayız. Yani kabuldür. Ne diyelim? Yani zaten temizleyemiyorlar. Bari bir kırsal bölgedeki okullarda öğretmenlere bunun eğitimi verilsin. Çocuklara bunlara ilgili eğitim verilsin. Ya mayın nedir? Neye benzer gibi bir basit bir eğitimden bahsediyoruz. Eğer siz bunu bile yapmıyorsanız burada bize iyi niyetten bahsedilemez. Bu kötü niyettir. Bu yaşama kasttır. Bilinçli yapılan bir şeydir. Çocukların evet. Yaşamına kastediyor. Başka açıklaması yok. Sadece ölenler yok sanırım. Bir de uzuv kaybı olanlar var yüzlerce. Evet. Onunla ilgili de çocuklarla ilgili özellikle şöyle bir sorun var. Bakın çocuklar gelişmeye devam eden biz bireyler. Ve protezle ilgili çok pahalı, çok uçuk rakamlarla ve her çocuk büyüdükçe o protezin değişmesi ve yeni bir protezin alınması gerekiyor. Devletin bununla ilgili de bir rehabilite çalışması ya da bir sağlık desteği yok. Bu da çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. En azından bunu ki sözleşme bunu da kapsıyor. Yani bunun da taahhüdünü veriyor aslında. Sağlık ve rehabilitasyon sözü veriyor. Ama onunla ilgili de bir durum yok. Çok pahalı. Bahsettiğimiz işlemler ve protezler çok pahalı ve çocuk büyüdükçe değişmesi gereken ekipmanlar ya da işte şeyler, sağlık ekipmanları. Maalesef ailelerin durumu ortada. Yani tabloya bakın, ölen, yaşamını yitiren çocuklar çoban ve tarlada koyunları otlatırken yaşıyor bunları. Evet. Bu ailenin bunun sağlık şeylerini karşılama durumu yok. Devletin de karşılamadığını maalesef biliyoruz. Evet. Mehmet Bey, süremiz azalıyor. Son sözlerinizi alacağım. Sonra Hasan Bey'e döneceğim. Son sözleriniz ve son talepleriniz nelerdir? Yani devletin bu konuda üstüne düşeni yapması ve taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. Çocukların ve sivillerin yaşamını güvence altına alması. Güvenlik politikası bile yine sivillerin, sadece devletin bekası değil, sivillerin de güvenliğini sağlamayı gerektiren bir politikadır. Onu bile yerine getirmiyor. Güvenlik politikasıyla bile, güvenlikçi bir politikayla hareket etseniz bile sizin bunlara engel olmanız gerekiyor. Ama maalesef Türkiye bunu da yapmıyor. Bunu biz coğrafyaya bağlıyoruz. Bu Kürt sorunuyla çok ilgilidir. Evet. Kürt çocukları yaşamını bitiriyor ve maalesef iyileşmemesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Evet. İzmir'de ya da elbette hiçbir dünyanın hiçbir yerinde olmasın ama Kürt coğrafyası dışında bir yerde mayın patlaması sonucunda ölen kimse çocuk yok. Ya da sivil. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Hasan Bey, sizin de son sözlerinizi alayım. Süremiz bitiyor. Son sözleriniz veya son mesajınız. Biz bu meselenin takipçisi olacağız. Zaten soru önergesi, araştırma önergesi de vermişiz. Soru önergelerini de veriyoruz. Bunu gündemde tutmaya zaman zaman çalışacağız. Basın açıklamalarıyla, dünya kamuoyuna, Türkiye halklarına anlatmaya çalışacağız. Şunun altını çizeceğiz. Yani bu hükümetin halk hükümeti olmadığı, rant hükümeti, zulüm hükümeti olduğunu, hiçbir yasayı tanımadığını, uluslararası yasalara imza atar ama yerine getirmez. Dolayısıyla tek çarenin demokratik yöntemlerle bu hükümetin halkın sırtından düşüp yerine daha demokratik, daha hukuki, daha insani bir hükümetin kurulması ve Türkiye sorunlarının peyderpey çözülmesi. Çözümünün yolunun açılmasıdır. Evet. Başka yapılacak bir şey yok. Çok teşekkürler Hasan Bey. Mehmet Bey, tekrar teşekkürler. Buyurun, buyurun. Unuttum. Buyurun. Diyarbakır Barsu Çocuk Hakları Merkezi 100'den fazla üyesi var. Biz umarım böyle bir şey yaşanmaz, hiç yaşanmasın ama çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. Böyle durumlarda kapımız her zaman açık. Size başvurabilirler. Aileler böyle durumlarda hukuki süreçlerini yönetmek için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ne başvuru yapıp ücretsiz belki de bilabedel hukuki destek alabilirler. Kesinlikle. Çok teşekkürler her ikinize de.
Evet sevgili seyirciler, bu hafta kara mayınlarının sorunlarını konuştuk. Türkiye imza attığı Ottawa Sözleşmesi'nin yükümlülüğünü yerine getirmiyor ve yüz binlerce mayın hala sınırda, şehir merkezlerinde, köy içlerinde ve insanlar ölmeye devam ediyor. Bu sorunun gündemleşmesi lazım. Haftaya başka bir gündemle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.